Shell Helix haftanın performansından merhaba değerli izleyenler. Süper Lig'de öne çıkan performansları her hafta olduğu gibi Raşit Altın'la birlikte değerlendireceğiz. Raşit selamlar. Merhabalar. Hemen başlayalım. Galatasaray Aytemiz Alanya Spor mücadelesiyle. Şimdi biz genelde karşılaşmalarda gol atan isimleri alıyoruz. Çünkü eğer çok büyük bir tesadüf olmazsa hakikaten performans ya da öne çıkan isimler oluyor. Gollerin sahipleri. Ama bugün bu maç özelinde Fernando Muslera'yı aldık. Çünkü Muslera aslına bakacak olursan tam anlamıyla 1-0'lık galibiyetin ardından Galatasaray'ı yani elleriyle galibiyete taşıdı desek yanlış olmaz herhalde. Kesinlikle olmaz. Hatta sezon başından beri gerçekten artık bu öyle, maç evet. Biraz abarttı Muslera hani kaleciliği. Gerçekten tek başına yani bir aynı dakika içinde 3-4 pozisyon çıkardı ve karşı karşıya gerçekten çok özel bir kaleci. İşte Türkiye'ye geldiğinde biliyorsun ilk gelen transferler hemen bir eleştiri olur. İşte eli küçüktü. Bir ilk maçında bir hatalı gol yemişti çünkü bir göğsünden dönen topu. Galatasaray'da o maçı kaybetmişti yanılmıyorsam. Ama o günden sonra yükselen performansı her sezon tabii kalecilikte, kalecilerde deneyim, tecrübe çok daha önemli olduğu için her sezon performansını yükseltiyor. Şelerik siyah gibi maksimum performans. Yani bu sezon özellikle zirveye ulaştı. Evet. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçlarında da gerçekten inanılmaz performanslar sergiledi. Alanya Spor maçını bir kaleci tek başına alabilir mi? Resmen aldı. Resmen aldı. Bir de şöyle bir özelliği var Muslera'nın. Hem saha içinde çok centilmen bir oyuncu, hem saha dışında bugün ezeli rakipler ya da evet. Türkiye'nin neresine giderse gitsin çok sempatik. İşte ailesiyle, iki çocuğuyla tam ülkemize uyum sağlamış. Bir de tabii röportajlarda izleyicilerimiz dikkat etmiştir. Çok Türkçe konuşmuyor ama normalde Türkçe konuşuyor. Yanlış bir şey söylemekten çekindiği tabii için. Tabii o çok kolay bir şey bir de değil Türkçe haklı olarak. Hani her kelime yani 100 doğru. Kelimesinin 10 tane anlamı var. Hani örnek veriyorum. O yüzden biraz çekiniyor ama gerçekten inanılmaz. Alanya Spor maçının özellikle ikinci yarısındaki performansıyla kesinlikle haftanın performansı yani biraz yönlendiriyorum ama seçilebilir doğru, yani. Doğru. Abarttı artık evet, yani. Evet biraz abarttı. Değil mi? Peki geçelim bir diğer maça. Kasımpaşa Beşiktaş mücadelesinde Umut Nayır attığı iki golle hakikaten performansıyla da maç içerisinde de haftada yani haftaya damga vurması anlamında da en ön plana çıkan oyunculardan bir tanesi. Belki de lige damgasını vurdu. Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde tutuyor. Evet. Galatasaray derbisinde de 1-0 yine Umut Nayır. İki sezon önce Ankara gücündeydi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a geldi. Bursa Spor'a kiralandı. Orada 26 maç sadece 4 gol. Evet. Küme düşme acısı. Ya acaba mı? Yani acaba mı? Yani neticede küme düştü Bursa Spor. Umut Nayır da çok da üzülmüştür. Çok doğal olarak her futbolcu gibi. Beşiktaş'a geldi işte sürekli yani sezon başı Beşiktaş için yeterli yetersiz tartışmaları. Özellikle Galatasaray maçındaki çok kritik golü. Beşiktaş'ı ayağa kaldıran golü diyelim. Sayın Başkan'ın da ilk maçı o günden beri Beşiktaş dolu düzgün geliyor. Tabii Kasımpaşa maçında da iki gol. Yani özellikle Gökhan Gönül'ün bence attığı en güzel gol. Gökhan Gönül'ün asistinde boş kaleye attığı gol. Hani Cruyff'un lafı var en güzel gol santrafor'un boş kaleye attığı goldür. Çünkü o hazırlanmış gol. Evet, Gökhan doğru. Gönül gibi tabii artık 34 yaşının deneyimi inanılmaz bir tecrübe. Tam boş kaleye atacak şekilde bıraktım. Maliyeti de 300 bin Euro civarında bir maaş alıyor. Yani herhalde büyük takımlarda maaşına göre bakarsak evet. En fazla performans doğru. Gösteren, aldığı parayı hak eden sonuna kadar bir sporcu. Gerçekten de örnek bir sporcu. Tebrikler Umut Nayır. Ve haftanın açılış mücadelesiydi. Fenerbahçe Gençler Birliği karşılaşması. Fenerbahçe takım olarak hakikaten üstün bir performans sergiledi. Güzel bir karşılaşma oldu. Peş peşe gollerin atıldı ama yani Muslera için abarttı diyoruz. Bana göre abartan isimlerden bir tanesi de bu hafta yine Vedat Muriç'ti. Evet, evet. İki gol attı ama o iki golü de özellikle ikinci golünü yarattı. Kendisi yani, tek başına santrafor gol atar mı? Atıyor. Hani top gelmesi evet. Gerekiyor. Asist olması gerekiyor ama Muriç yaptığı baskı insan üstü zaten bir fizik gücü. Ya yani boy 1.94. Yaşı da aslında tabii 1994 doğumlu. Tam böyle futbolunun en top çağında Fenerbahçe tabii kaptı Rizespor'dan. Ve müthiş oynuyor gerçekten. Her hafta Rizespor'da başladı. Performansını yükseltmeye ligin ikinci yarısında geçen sezon. Burada da her hafta yükselterek devam ediyor. Söylediğin gibi tek başına gol attı. İşte rakipten baskı yapıp alıyor ve golle sonuçlandırıyor tek başına yaptığı hata. Ama bence kafa golü de çok özel.
Çok zor bir gol. Şöyle ki ya o pozisyonda kafasını rakip oyuncu tabii ki topu uzaklaştırmak için kramponunu kaldırmış. Orada her futbolcu kafasını sokmuyor. Bak bir örnek vereceğim. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Türk Telekom Stadı'nda bu sezon Mustera ile Max Kruse'nin bir pozisyonu var. Max Kruse mesela son dakikada orada biraz çekindi. Topa kafasını sokamadı mesela. Aynı pozisyonda Vedat olsa muhtemelen kafasını sokacaktı. Gol, penaltı artık neyse olacaktı. Yani Vedat Muriç ayrıca çok gözü kara bir oyuncu. Evet. Gözü kara bir santrafor. Solak zaten. Hani solaklı zaten olmak futbolda her zaman bir avantaj. Ama ben hani ilk golü evet ikinci golü baskı tek başına attığı gol ama ben kafa golünde de olağanüstü bir cesaret örneği gösterdiği için o da haftanın performanslarından biri olmayı kesinlikle Vedat Nuriç hak ediyor diyebiliriz. Raşit teşekkürler değerlendirmelerin için. Raşit Altun'la birlikte Shell Helix haftanın performanslarında haftanın öne çıkanlarını yorumladık değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.